تركتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو وما دعاء الكافرين إلا في ضلالة. Kafirlerin duası makbul değildir. Allah Azze ve Celle bunu Kur'an'da belirtiyor. Dua Müslümanın silahıdır. Müslüman Allah'a dua edip hem hakkını alır hem kendi ailesi, kendisi için hayır diler. Birinden zulüm gördüyse en iyi yapılacak şey dua, Allah'tan talep etmek, hak talep etmek. O yardım eder. Çok insanlar, mazlum insanlar çok. Ama akıllarına gelmez ki biz bunu ondan bundan aracı koyup da istemeye gerek yok. Ya adama mahkemeye vereceksin, ona vereceksin, buna vereceksin. Çoğu zaman zaten bir şey çıkmıyor en sonunda. Onun için dua büyük bir lütuftur Allah Azze ve Celle'den Müslümana vermiş. Kendi ailesi için, çocukları için, beyi için, akrabası için dua her şeye faydası oluyor. Yoldan çıkanlar için, zihin açıklığı için, o şifa için. Yani her şeye Allah Azze ve Celle bu imkanı vermiş. İnsanlar dua etsin. اَدْعُونِي اَسْتَجَبْ لَكُمْ. Dua edin, size muhakkak geri çevirmem, yani boş çevirmem daha doğrusu. Bazen dua dünyada kabul olmasa bile ahirette boş değildir. Öyle ki Peygamber Efendimiz der, bütün insanlar o verilecek olan nimetleri görünce keşke bütün dualarım dünyada kabul olmasaydı, buraya kalsaydı diyecek. O kadar yani fazilet, o kadar hediyelerle karşılayacak ahirette. Dünyada ettim dua kabul olmadı demesin. Allah bana dua edin, ben muhakkak karşılığını veririm dedi. Dua yaparken de mühim bir şey var. Şeyh Efendi de devamlı bunu söylerdi. Dua yapan insanın muhakkak namaz kılması lazım. Bütün vakitleri kılmasa bile günde anlı secdeye gitmesi lazım. Başka türlü dua kabul olmaz derdi Şeyh Efendi. Evliya bile olsa duamız kabul olmaz. Bu insanın namazı olmayınca, secdesi olmayınca dua kabul olmaz. O da şarttır. Onu da unutmayın. Sen Allah'a dua ediyorsun ama Allah'ın emrini yerine getirmediğin vakit, o vakitte duaların zor kabul olur. Efendimiz der işte, yedi başlı evliya olsa da gene duası, bu insan namaz kılmadıktan sonra, yani secdeye gelmedikten sonra duamız kabul olmaz derdi. Hem dua yapın, duanın kabulü için de en mühim şart, günde en azından anlı secdeye gelmesi lazım. Başka türlü boşuna dua etmesin. Çoğu insan dualar yaparım, ederim,
Ama namaz kılmam. Kıl namazını kim seni tutuyor? Yok. Şeytan tutuyor. Allah inşallah duamız ümmet-i Muhammed'e hidayet olsun. İnşallah. Allah'ın emrini yerine getirsin inşallah. Mübarek cuma hürmetine. İnşallah huzurda hepimize muhafaza olalım inşallah. Bu fitne günleridir bu günler. Allah İslam'a nusret versin. Amin. Doğru yolda olan İslam'a, fitneci, kafirle beraber olanlar zaten münafıktır. Onlara da Allah müstahaklarını versin. Amin. Ve minallahu tevfik el-Fatiha.